değer bakanımız, kıymetli bu günlerde kurumumuzda yönetilen bir haksız, insansız eleştiriye de bir nebzecik değinmek istiyorum. Duvarsız üniversite, açık bilim, açık kapı, bilimle toplum arasındaki açıklığın kapatılması, bilgi toplumu olmak dedik. Akla hayale ve insafa sığmayan eleştiriler oldu. Yanıltıcı fotoğraflarla amfimizde olan personelimizi sığınmacı gibi gösteren, bu nefis mekanlarda dizi film çekmek isteyenleri işgalci olarak gösterenler oldu. Ama ne yazık ki ön yargılı basında bunları soruşturmadan bu tuzağa düşüverdi. Ama çok şükür aklı selim basın mensupları bu yazılanların provokasyon olduğunu gördü, yazdı ve doğrularla iş yerine oturdu. Aklı selimin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Selim İngilizce tabiriyle perfect demek, mükemmel demek. Selim olmak böyle bir şey. Akıl da doğrular arasında bağlantı kurmak, aklı selim olmak, bütün doğruları bir araya buluşturmak. Bunu çok önemsiyoruz. Her oraya aklı selim bakmak, aklı selim olmayı önceliyoruz. Duvarsız üniversitenin dünyanın sloganları olduğunu, dünyada bununla ilgili pek çok şeyin yapıldığını hepimiz biliyoruz. Şüphesiz ki milletimiz, ülkemiz ve medeniyetimiz için kendilerinin kazanılmasının önemi, burada okuduğumuz öğrencilerimizin, evlatlarımızın da burada iyi eğitim almalarını, tehlikeye atılmamaları en öncelikli işlevlerimizdir. Doğal olarak üniversite öğrenci olmazsa olmayacak bir yerdir. Nasıl ki onların anneleri, babaları, kardeşleri toplumumuzun fertleri olarak buraya gelme hakkına haiz iseler, gelecekte bizi hayal eden, buraya girmeyi hala hayal eden toplumumuzun diğer fertlerinin de gelmesi en doğal haklarıdır. Bu tarihi kampüsü deneyimlemeleri, tanımaları, anlamaları ve 28 Şubatların bir kere daha olmaması, dönmemek üzere kapanması için buralarda bulunmalarının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Toplumun bilimle buluşmasını gerçekleştirmek istiyoruz, artırmak istiyoruz. Benim hayatım gençlerle, öğrencilerle, çocuklarla geçti meslek gereği. Buranın onların geleceğinin teminatı olması için el ele, baş başa, gönül gönüle vereceğiz. Çözümleri birlikte üreteceğiz. Türkiye yüzyılı bilim yolunda ilerleyeceğiz. Hiç kimse üniversitenin idari birimleriyle öğrencilerimizin arasına nifak tohumu ekemeyeceklerini, kendi menfur emellerine, maskelenmiş kendi menfaatlerine adına doğru dedikleri menfaatlerine doğru evrenseldir. Evrensel olana doğru deriz. Ama o değilse, kişiselse buna da menfaat deriz. Onlara alet edemeyeceklerinin de altını kalın kalın çizgilerle çizmek istiyorum. Biz kötü ve hatalı olanları değiştireceğiz. Eksiklikleri tamamlayacağız tabii. İyilerini, daha iyilerini yapmak için uğraşacağız. Hocasıyla, idarecisiyle, öğrencimizle aramızı açmayacak, bir kez daha bunu sıklaştırmak için en büyük çabalarımızı el birlikte yapacağız. Doğaldır ki üniversitelerimizin kapılarında parmaklık olamaz. Bilim yuvasına parmaklık vurulamaz, yakışmaz da. Bizim aldığımız her kararda kamu yararı olduğunu düşünüyor ve bunu gözetiyoruz. Ders işleyişlerinin bozulması veya zarar görmesi veya derslerin işlememesi gibi kamu zararına yol açılmasına asla izin vermeyiz. Bu bizim sadece hedefimiz değil, aynı zamanda sorumluluğumuzdur da. Sözlerime son verirken 28 Şubat'ta gördüğü çilelere rağmen yılmadan insan haklarının ve bilim özgürlüğünün savunan bütün öğrencilerimizi bir kez daha şükranlarımla selamlamak istiyorum. Baskılar karşısında sırtımızı dönmeyiz. Bize eğer yok etmek anlayışı varsa, bulunduğumuz yerden çıkarılma anlayışı varsa, biz o anlayışın karşısında asla sırtımızı dönmeyiz. Bu bize inancımızın verdiği bir güçtür, ona inanıyoruz. Üzerimize düşeni de elimizden geleni de sonuna kadar yapmaya da azimliyiz. Biz böyle bir mekanı devraldık. İstanbul Üniversitesi de bu geleneğin temsilcisi olmaya devam edecektir.